Su canlıların yaşamını devam ettirebilmesi için olmazsa olmaz. Ancak dünya genelindeki bilinçsiz tüketim, iklim şartları ve imara açılan havzalar su kaynaklarımızı yok olmakla tehdit ediyor. Mevcut kaynaklarla ihtiyaçların karşılanması için hem yerel yöneticilere hem de tüketiciye büyük görevler düşüyor. Bırak geçen yaz ayları, bilinçsiz sulama, İmara açılan su havzaları. İnsanoğlu suyunu ve su kaynaklarını koruyamıyor. Yaşamın devam etmesi suya bağlı, ancak suyu bilinçli kullanmıyoruz. Bir taraftan suyu kirletiyoruz, diğer taraftansa su kaynaklarını kuruma riskiyle karşı karşıya bırakıyoruz. İçme suyumuzu karşıladığımız alanların kaynakları belli, kuyuların olduğu bölgeler belli. Bu bölgelerde imara izin olmamasına rağmen yapılaşmalar var. Bu yapılar hala kaldırılmadı. Türkiye'de yılda kişi başına 1519 metreküp su düşüyor. Bu miktarla Türkiye su azlığı yaşayan ülkeler arasında yer alıyor. Antalya'daysa durum sevindirici. Kentte 2018 yılı nüfus verilerine göre kişi başına aylık 8.6 ton su düşüyor. Su kaynağı olmayan bölgesi yok. Su deposu adeta Antalya. Bir 50 yıl içerisinde çok uzaklardan su temini gibi bir sorun olmayacağı aktarılan bilgiler arasında. Kent Konseyi Başkanı Semanur Kurt, Antalya'da su ihtiyacının mevcut kaynaklarla karşılanması için hem yerel yönetimlere... Bu bölgede ne kadar yeraltı su kaynağımız var, bunun bir envanterini çıkartılması gerekir. Hem de kentte yaşayanlara görevler düştüğünü belirtiyor. Şehre verilen şebeke suyunun doğru ve yerinde kullanımı önemli. Kaçak kullanımların önüne geçilmeli. Ev hanımları tabii ki gerektiği kadar açık tutarak suyu kullanması bile bir tasarruf. Erkekler tıraş olurken çeşmeyi açar, açık çeşmenin önünde tıraşını olur. Hiç ona gerek yok. Su kaynaklarının korunmasında suyu gerçekten tasarruflu kullanma adına birey olarak bizlerin sorumlulukları var.